Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan ve sonunda derecelilere yeniden devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz kankalar. Çok fazla esiniz şampiyonlardan bir tanesi Urgot kardeşimiz ile oynuyoruz. Ormanda Jarvan var, kırmızıdan başlayacakmış. Yardım edelim. Bu arada karşıda Thresh ilk kan döktü. Yalnız bizim için daha iyi bu durum. Çünkü Fizz kardeşimiz üzerine bir tane skor çıkardı burada. Yani Fizz'e alınan bir skor Thresh'e gelen bir skordan çok daha önemli. Özellikle karşısında Yasuo varken. Hani bu ikisi de erken seviyede birbiriyle çok fazla savaşacak olan şampiyonlar olduğundan dolayı gayet iyi oldu. Urgot kardeşimiz de bu arada birazcık oyun tarzımda değişiklik yapacağım. Son attığım Urgot videosunun üzerine. Gerçi bayağı bir oldu üzerine. İlk çıktığı vakitlerde deneme amaçlı bir Urgot videosu yayınlamıştım. Fakat üzerinde çünkü çok fazla oynanmış etmiş. Ben o kadar oynamadım. Farklı şeyler, yeni ürünlerle de birlikte çok uyumlu bir build var. Yeni bir eşya ve yetenek seti var diyebiliriz. Şunu vuramadım. Vurabilseydim güzeldi. Adam ne başlamış? Adam para kasma build'iyle build'de oynayacak muhtemelen. Bir hırsızın marifetiyle başlamış. Bana zırt pırt Q atacak. Yalnız ben de ona zırt pırt Q atacağım. Bundaki değişiklik bu işte. Olay bu. İlk önce Q fullleyeceğiz. Aldığımız şeylerde büyücülük girdim. Büyücülükte meteor girdim. Şunu vurabilirsem mesela adama bir de üzerine meteor düşüyor burada. Yavaşladığı için o meteordan kaçması da neredeyse imkansız oluyor. Üzerine burada bu şekilde şeyi atmış oluyoruz. Ayrıca şöyle de bir şey var ki burada. Nedir? Bir saniye söyleyemedim. Adama skill atmaya çalışıyordum. Şu abi sonsuz bir şekilde Q atacağız. Runlerimizde yeteneğin manasını geri getiren runu kullanıyorum. İlk önce Q fullleyeceğiz. Bol bol Q atacağız adama. Yani oyundaki neredeyse tek hedefimiz adamı Q ile öldürmek olacak. Adamı hayattan soğutmak olacak. Şimdi bir tane E verebilirim. Eğer bir baskın alırsak vesaire diye hem kaçmak için hem de bizim takımımızdan baskın alırsak yardımcı olabilmek adına. Oo, oraya ne yapmış? Üçlü yaptı ya. Üçlü yaptı da manası bitti adamın. Tamam. Bize pek zararı olmadı bunun gördüğünüz gibi. Can ve mana oranlarını görüyoruz. Ve benim üzerimde ayrıca bir de şey olmasına rağmen böyle musibet iksiri var ve ya hiç eşya olmadan adamı aldık gibi bir şey oldu burada. 17'ye 18 milyon. Milyonlarımız eşit durumda. Yalnız adam biraz daha geride oynamak zorunda ve iki can potunu da kullanmış burada. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Bir tane Q veriyorum. Menzili her girdiğinde, her vurabilecek gibi hissettiğimde adamı Q ile dürtmem lazım. Çok güzel abi. Yok, çekebileceğimi düşünmedim. Boşuna manamı, boşuna zamanımı ve yeteneklerimi harcamaya gerek yok. Tamam. Bunu yapması onun için, gerçi minyonlar tanklayacağından dolayı çok zarar vermez gibi ama onun için daha kötü oldu diyecektim. Kule altına girseydi minyonlar. Şimdi bilerek şuraya bir tane şey yaptım. Burayı hızlıca ittirmek istiyorum çünkü Gangplank geri dönecek. Gerçi ışınlanıyla da koridora geldi. Tamam, ışınlanını attırmış bulunuyoruz adama. Şunu da alayım. 27'ye 21 burada bana yetişecektir. 860 param var. Ben de geri dönüyorum. Şu anda yalnız aradaki fark, ben ışınlanımı kullanmayacağım. O 1050 altını toplamış pırıltıyla. Büyü hırsızın marifetinden ne kadar aldı bilmiyorum ama toplamış bu şekilde. İlk eşyamız karabalt olacak. Ben bir tane pembe totem ve tarayıcı alıyorum burada. Şu an henüz hiçbir totemi yok ve pembe totem de almamış Gangplank. Şurayı mı... Sanırım burayı ben şey yapacağım, pembeleyeceğim. Çünkü Jarvan'ın baskın rotasına daha uyumlu bir nokta. Bu arada adam koridoru dondurma kararı aldı şu anda. Onun için biraz daha iyi tabii bu olay. Çünkü benim minyonlarım da, benim keseceğim minyonlar da ölüyor şu anda adam ittirmediğinden dolayı. Diğer oyun durumuna... Bu arada bayağı hızlı başladık. Ya bir şey yapamadım, bir nefes alamadım adam akıllı. Söylemek istediğim çok şey var ve aklımda yani çoğu. Şöyle yapacağız. Tamam, önce ben vurdum ona. O yüzden yapamıyorsun kardeşim. Hiç kusura bakma, şöyle bir de vurayım sana bunu. Çok güzel. Adam şu an sırtı beli kırıldı. Yapabileceği şeyler gerçekten çok sınırlı noktada. Kartopu vardı, aman kartopu demişim. Portakal falan yiyerekten takılabilir kendi kendine. Işınlanı da yok ayrıca. Şimdi ben koridoru donduracağım burada. O hiç minyon kesemezken ben minyon keseceğim. Arada fark açacağız. Adam koridora gelene kadar. Açabildiğimiz kadar. Bir de şu Urgot'un işte düz vuruşunu püskürtme olayı istemesek bile bir miktar kule demişim minyon ittirebiliyor. Ona yapacak bir şey yok yani şu anda gerçekten. Şurayı azıcık ittirerek oynayacağım. Bunun sebebi de tam eşit olmaması koridorların. Adamın koridoru biraz daha fazla ittirdiğinden dolayı, bir de çok minyon kaçırdım ya.
Adam daha fazla ittirdiğinden dolayı bu dalga benim kulemin altına girsin istemiyorum minyonlar. Onu eşit tutmanız lazım. Güzel ayarlarsanız yapabilirsiniz yani rahatça. Bu şekilde şöyle bir şey yapalım. Tamam, oraya şey yaptı, varil maril koydu. Çok bir zararı yok yine bize onun. 42'ye 36, adamdan 5 minyon gerideydim. Şimdi bir miktar önündeyim. Dövdü bu arada birazcık. Şunları alayım. Onu da aldım lan, çok güzel. O ne? Zonyasını kullandı, tamam. Çok iyi abi. Yanlışlıkla mı kullandı, ne yaptı bilmiyorum. O bayağı önemliydi bu arada, hani gerçekten çok büyük işler yapabilirdi o Zonya'yla. İşime geldi benim de. Şunu güzel, minyonları da hiç kaçırmıyoruz. Onu vuramadım yalnız. Kötü oldu. Vurabilseydim full agresif girecektim adamın üzerine. Çünkü minyonu da yok. Çok aşırı garantiydi bizim için. Yani hiçbir riski olmayan bir savaştı. Şu totemi kıracağım ben. Adamın pembe totemini aldık. Bizim burada pembe totemimiz bulunuyor. Bir de üçlüye bakacağım. Üçlü temiz. Totem yok. Tapta yazalım. No war top yazacaktım. Bazıları İngilizce yazıyorsun, adam mı oluyorsun falan filan diye şey yapıyor. Boş yapıyor. Bu arada ışınlanabileceğim bir nokta var mı? Hayır, yok. Birazcık dayak yemiş olabiliriz şu anda. Canım çok düştü ya. Araba minyonu da istiyorum. Araba minyonu alamadım. Şimdi onun tam şey olduğu ana ben vurdum, tamam. Adamın silahından, tabancasından önce benimki gitti. Güzel. Güzel abi. Bayağı bir vurdum. Onun ikinci varili yetişmez. Üçüncüyü atarsa anca yetişir. Onu da yapamadı. Güzel. Bir Q daha vurdum. Aradaki o hasar takas farkını birazcık kapatmış olduk burada. Kaç potu var onun? Bir potu daha var şu anda. Benim üzerimde pot kalmadı. Adam iki kere... iki mi? Aynen. Adam iki kere geri döndü. Ben bir kere geri döndüm. Şu an yaşadığımız sorunun bir miktarı ondan dolayı. Bu arada tam suratımın alnıma dışarıdan bir binadan güneş parlıyor. Suratımın bir yerine böyle şey inmiş gibi, melek inmiş gibi çok acayip bir görüntü var. Onun sebebini merak eden olursa diye siz şey yapmadan ben söyleyeyim dedim. O ne lan? Oracle bastı adam. Neyle bastı ki onu? Ya canım çok düşük, şey yapamayacağım. Canım bayağı düşük şu anda. Riskli olacak benim için çokça. Tamam, sıçrasını aldık Gangplank'in. Şöyle işaretleyelim abi. Adama agresif yapmamın sebebi benden hem bu agresifi beklemeyecekti hem de aynı zamanda köyü tutturduğunuzda W hep o adamı hedef alıyor ve adam yavaşlamış oluyor. Daha fazla vuruyorsunuz. Bir de ulti %25 canı indirebilseydim adamı öldürecekti direkt olarak. Bunları kullanmak istedim. Sıçrasını aldık adamın, yani orada bayağı bir karlı çıktık oradan. Şurada bir tane daha minyon alırsam çok iyi. 71'e 57, o 65 falan olur, hatta 70 olabilir bilmiyorum. Buradakilerin hepsini temizleyebilirse. Yalnız ben ona izin vermemem gerekirdi şu harekete. 66 minyona çıktı adam. O harekete izin vermemem gerekirdi. Pantheon alt ormana doğru indi. 6 olmuş bu arada. Şu an birazcık korkutuyor ama alt ormana indiği için çok da şey yapmadım. Kasmıyorum. Güzel. 77'yi 66. Belki ışınlan atar, belki atmaz bilmiyorum. Ben ışınlanımı halen kullanmadım. Aşağıda bir pozisyon bir kere oldu sanırım. Onda da adamla savaşıyor gibiydim. Kaçırdım orayı. İlk eşyamız kesinlikle ve kesinlikle karabalta. Cidden çok önemli ve güçlü bir eşya. Şunları şöyle dizelim. Tamam, buraya bir derin totem geldi. Eğer bir savaş şu civarda olursa çok güzel giderim. Olmasa da gidebilirim yani. Gangplank ultisini ortaya kullandı. Güzel abi. Şimdi... Adam seviye 8, üçlüsü henüz bitmedi. Bekleme süresinde azalma ayakkabısı almış. Aynı zamanda ayakkabıyı yükselttiğinden dolayı benden biraz da hızlı. Bu arada şu ışığın hemen altına aşırı büyük bir ışık düştüğü için bundan sonra perde açık video çekmeyeceğim ya. Aşırı büyük bir ışık düştüğü için oraya odakladı kamera. Benim yüzüm kapkaranlık. Arada kameraya bakıp kontrol ediyorum. Oradan fark ediyorum. Tamam, güzel. Adam benim kalkanıma şey yaptı, hasar verdi. Hem adamın hiçbir artısı olmadı, hem bana bedava şey oldu ya. Adamın bedava mana kaybetmesi oldu burada sonuç. Güzel. O hasarı yesem sorun yaşayabilirdim. Şuraya ışınlanıyorum. Gidiyorum abi. Geldim.
Gangplank da ışınlanıyor yalnız. Tamam, onu tuttuk. Şu Yasuo'yu öldürebilirsek çok güzel. Vurdum abi, çok iyi. Çok güzel bir fiz ultisi. Orada o skoru al. Şimdi Alev Ejder artık. 4 tane skor aldık. 3'ünde asist, bir tanesini de ben almış oldum. Bayağı başarılı bir ışınlan oldu bizim açımızdan. Cidden aşırı başarılı oldu bu ışınlan. Şöyle etrafında döne döne bütün şeyleri patlatalım. İlk Q fulllediğimizden dolayı Q'nun hasarı devasa oluyor bu arada. Şuraya bakayım, yaklaşan falan eden yok. Tamam, adamın çarpı yok ama problem değil o bizim için. Geri dönüyorum şimdi. 1000 param var. Karabalta bitti. Alev ejderimiz var. Şu anda hasar açısından oradan da bir ekstra hasar gelecek. Şu an çok fazla vurmaya başladık. Gangplank istediği kadar bizimle savaşmak isteyebilir şu an. Hiçbirinden kaçmayacağız bu savaşların. Bu arada ekstra bir pembe totem daha aldım. Eğer hani şey olursa falan diye, bir tanesini kırarsa diğerini atabileyim diye. Param artmıştı. Bir avantaj olarak şey yapacağım. Bu üçlüsünü bitirememesi lazım bu arada. Üçlü çok önemli bir, aynen, çok önemli bir gelişme Gangplank için. Ve bitirememesi süper oldu. Şu an biz ana eşyamızı bitirdik. O bitiremedi. Ve aynı zamanda alev ejderimiz var. Fevkalade. Harbiden çok güzel. Yani bunu daha iyi bir hangi kelimeyle anlatırdım bilmiyorum. Çok hoşuma gitti fevkalade kelimesi. Bu adam burada değil. Aa, şurada olabilirler. Buradalar mı? Değiller abi. Tamam. Ha, ne yapmış? Geri de dönmemiş. Orman kesmiş herhalde bir miktar. Şu an yürüme hızı onun daha yüksek, ayakkabısını bitirdiğinden dolayı. Ben bir tane hasar verene kadar yürüme hızım o kadar değil ama hasar verdiğimde karabaltadan aldığım yürüme hızı bonusu o farkı kapatmıyor. Çünkü adamda da ağır kan var. Ama yine bir şeyler geliyor yani. Çok yavaş kalmıyoruz. Şunları temizle. Tamam, onu da yemedik. Çok güzel. Yok, öldüremeyeceğim ve Yasuo burada. Benim buradan kaçmam lazım. Gangplank'i yavaşlattım da. Yok, öleceğim burada ya. Öldüm. Hatta bilgisayar dondu bir anda. Bırakın lan kızı diyor. Adamlar bildiğin ömrümü çürüttü. Jarvan o arada şuradaydı. Rakip kuşları kesiyordu. Belki şey yapar falan diye birkaç kez ping attım ama şey yapmadı. Şey yapsaydı iyiydi. Yardıma gelseydi yani. Şimdi alacağım ayakkabı bu arada ninja tabi olacak. Ormanda da Pantheon var karşıda. Hepsi öküz gibi saldırı gücü kasmışlar. Bu arada hani niye bu hesaptan oynuyorsun derseniz, bu hesabın seviyesini kasıyorum abi artık. Muhtemelen sezon başlayana kadar diğer hesaptan oynamayacağım açıkçası. Çünkü iki hesaptan ayrı ayrı oynayınca deneyim puanı bölüşüyor. Ve artık maksimum seviye 30 olmadığından dolayı bir hesabım sağlam bir seviyede olsun diye düşündüm. Dumpy ile bu arada duo girdim. Dumpy şu an 56 mı 57 mi ney seviyede. Hani kıskandım. Benim bu hesap seviye 33 şu anda. Sezon başlamadan bir 50-60 falan yapabilirsem güzel olur diye öyle istiyorum yani. Şu kara hasar şeysi. Oha, Jarvan da ilk eşyasını bitirmiş sadece. Bana mı oyun çok hızlı hissettiriyor ya? Sanki bayağı bir dakika geçmiş gibi. 15. dakikadayız. O kadar da geride değil aslında. İkinci W fulleyeceğim bu arada. Şöyle şey yapalım. Zincirleme protokol devrede. Güzel. Buna bir vuruş daha yapabilirim sanırım. Yaptım. Aşağıdan mı? Ortadan bir kule aldık. Aşağıdan zaten ilk kuleyi almıştık. Gangplank bu arada ortadan gördünüz. Buraya yaklaşıyor. Ben bu kuleyi kıracağım. W'm kuleyi işliyor mu? İşliyor abi, tamam. W ile kuleyi parçalıyorum. Etrafa bir minyon girmesin diye şurada durdum ki. Tamam. İlk kule değil de bu koridorun kulesini de aldık. Bütün koridorların birinci kulelerini temizlemiş bulunuz. Üçlüyü bitirmiş değil mi? Aynen. Bu hasar işte üçlüden dolayı çıkıyor. O üçlüyü bitirdiğinde hasarı çok artıyor Gangplank'in ama şu an eğer ekstra bir kişi yoksa burada benimle savaşamaz diyecektim. Ya. Yok. Gangplank'i atacaktım ultiyi. Thresh önüme geçti. Gangplank'i öldürmüştüm yoksa.
Ultiyi yolladım. Thresh benim önüme geçti. Yapabileceğim hiçbir şey yok orada. Bayağı da zorladım. Bitkinlik yedim mi orada tam bilmiyorum bu arada. Bitkinliği yokmuş gerçi. Tamam. Yememişiz. Öküz gibi bir yavaşlama yedim de zıt pırt. Bu arada Jarvan kendini öldürttü orada. Sebebini bilmiyorum. Bayağı bedava öldü. Allah'tan Thresh'te kaldı skor. Draven bu arada hiç skor alamamış daha. Pasifinden 0 para kazanmış. Zaten 20 yükü var adamın, yazık. Oraya ışından atabilirim. Tamam. Abi sıradaki eşyamız bu arada. Güzel. Bunu da aldım. Çok güzel. Sıradaki eşyamız Frozen Melet olacak. Nedir? Donmuş Balyoz. Düz vuruşlarımızda yavaşlatmaya başlayacağız. W'muz yavaşlatmaya başlayacak. Adamları çıldırtan bir olaya dönüşüyor. Zaten Karabalta artı Donmuş Balyoz. Oğlum Türkçe isimlerini art arda söylemek ne kadar zor bunların ya. İşte bu iki eşyayı üst üste bitirdiğinizde hem düz vuruşunuz yavaşlatıyor, hem düz vuruşlarınız gitgide adamın zırhını deliyor. Ölümlerden ölüm beğendiriyorsunuz yani adama. Kötü oldu bu. Totemi kıralım en azından. Tamam. Onu da kırdım. O çalıya neden totem atıp kontrol etmeye ihtiyacı duyduysa adam. Oo, burada olay var. Burası olaylı. Burada ben öleceğim muhtemelen. Muhtemeleni yok hatta. 4v1, 4v2. Lucian'ın orada geri adım atması çok doğru bir hareketti bu arada. Çok güzel sersemletme ya. Mükemmel. Dumpy efsane Q attı orada. Üçünden de asist aldım. Yes. Süper oldu. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi 1200 birikir herhalde. Birikmezse de birikir herhalde yani. Bilmiyorum. Jaurim'in yumruğunu bitireceğim. Donmuş Balyoz'a da 900 altın kalacak. Güzel katliam aldık. Burada kuleyi alırlar ya. Ki zaten birikti de. Her neyse. Aldık şimdi eşyamızı. Şimdi 906 sonra Donmuş Balyozumuzu ve efsane bir hasar. Şu an harbi güçlüyüz yani. Orada 4 Lucian beni saldıktan sonra 4 kişiye karşı 2 kişinin canını yarıya indirdim ve yine iyi bir süre dayandım. Ölmeden iyi bir süre dayandım. Bunu bir takım savaşı içerisinde bunu yaptığımızı düşünün. Zaten tek odakları ben olmayacağım. Bir tek benimle uğraşmıyor olacaklar. Kasmış bir fizimiz var bu arada. Hani bu süre içerisinde çok kolay bir şekilde oyunu kazanırız. Takım savaşı hiç kaybetmeyiz. Vesaire. Eğer niyetlenirlerse şunu alabiliriz bu arada. Şey yaparlarsa, gelirlerse. Fizin yardım etmesi lazım ama buna. 40 saniyemiz var. Ondan sonrasında bu arkadaş yok oluyor biliyorsunuz. Tamam ya, aldık. Lucian ne durumda? 9-1 Lucian da kasmış. Çok iyi. Çok iyi. Şu an bu arada dereceli atıyorum. Tekli dereceli atıyorum işte. Elmas 4. Diğer oyuncuların liglerine bakmadım. Benim ligim Elmas 4. Aa, onu benim almamı istiyordu herhalde. Hiç şey yapmadım. Hiç dikkat etmedim açıkçası ya. Ondan dolayı işte oyuncuların seviyelerini merak ederseniz eğer bu civarlarda olmaları gerekiyor. Şöyle şey, W'nun şu patlamalı olayı kuleye işlemiyor, tamamdır. Düz vuruşumuzun patlamalı olayı kuleye işliyor mu diye düşündüm. İşlemiyor imiş. Şuradaki minyonları temizleyip. Tamam. Kuleye verebildiğim kadar hasar verip çıkacağım. Yasuo geliyor. Yasuo bir de rüzgar biriktirip bana yaklaşırsa, gerçi kesemez ki beni. İki seviye fark var aramızda. Tutuşturu var ama yine de kesemez ya. Yok yani, öyle bir şey yok. Minyonlar geldi. Şimdi minyonların içinde değişik hareketler yapmasın diye uzaklaşıyorum. Minyonları temizlerse, ki temizliyor. Burada onunla savaşabilirim. Q'sunu da kullandı. Gel bakalım. Aa, Q'm. Ay, kötü oynadım. Bu yalnız yine de bir problem değil muhtemelen. Evet, ultiyi ve Q'yu ikisini birden kaçırdım. Ah! Oğlum dodge'luyordum onu. Baya kötü. Üst üste çok kötü hareketler yaptım ama rüzgarı dodge'lam. Yani rüzgar benim arkama gelirken ben rüzgarın bir ilerisine sıçrattım. Onu bilerek yaptım. Tam o ana denk geldi herhalde ya.
Şurayı temizle. Q ve ulti'yi çok kötü attım bu arada. Arda arda attım o skill'leri. Hani tamam, adam hani bir tanesini kötü atmış olabilirim ama ikisini üst üste atmamam gerekirdi orada. Şu taraflarda yükümüz var, buraları şey yapan. Ne oluyor burada? Olaylar var. Ben yürüyemiyorum. Allah Allah, takıldım. Takıldım birader. Tamam, ben oyunu bitiriyorum o zaman. Aynen. Yürüyemiyorsak bitiririz yani, ne yapayım. Burada yavaştan oyunun da sonuna geliyoruz. Oh! Kuleyi öldüm. GG Valtry diyoruz. Güzel oyundu. Gerçekten çok keyifli bir üst koridor safhasıydı. Hani o hasar takasları olsun, adam da iyi oynuyordu bu arada. Gangplank kötü değildi. O ikimiz arasındaki kapışma falan keyifliydi. Bir de oyun sonu ekranına bakalım. Burada tabii ki de Dumpy'ye iyi lider veriyorum. Adam gibi adam. Öpüyorum seni Dumpy bu arada, bu videoyu izlersen. Eğer seviye atlamışız bu arada, seviye 34 oldum galiba. Giriş kod adı görevlerine de başlamış oldum. Kod adı av simgesi ilk görevden geliyormuş. 575 XP'de günlük galibiyetinden geldi. Evet, seviye 34 olmuşum. Güzel oyundu, keyifliydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ve keyif aldıysanız videoya bir tane beğen atıp bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.